Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü olarak medyanın ve dijital medyanın yaşadığı dönüşüm ve etkilerini birlikte konuşup anlamlandırmak için başladığımız yeni medya süreçlerinden merhaba. Bugün konuğumuz Harun Tekin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Teşekkür ediyorum öncelikle vakit ayırıp katıldığınız için. Ben teşekkür ederim sizi davet ettiğiniz için. Ne demek? O zaman hızlıca sorularımıza geçelim isterim. Aslında bugün sizinle biraz müzik sektörü ve yeni normal başlığı altında dijitalleşmenin müziğe ve sektöre etkilerini, gerçekleştirdiğiniz aslında biletli online konser, hediyeler, deneyimini ve son olarak da pandemi ve karantina sürecinin aslında hem dinleyenler, hem müzisyenler, hem de sektör emekçileri için nasıl sonuçlar doğurduğunu ya da hani ilerisi için siz neler öngörüyorsunuz? Bunları böyle alt başlık olarak konuşalım isterim ama ilk olarak dijitalleşmeyle başlasak. Siz aslında çok uzun süredir de yeni medya araçlarıyla, dijital mecralara içerik üretiyorsunuz. İşte YouTube üzerinden yaptığınız kitap önerileri var. Can Öz'le birlikte gerçekleştirdiğiniz anormal şartlar altında podcast serisi var. Online biletli konseriniz var. Buradan bu hepsini böyle bir göz önünde de bulundurarak kendinizi ve işinizi aslında dijitale nasıl adapte ettiniz? Ve sizce dijitalleşmenin müziğe ve sektöre etkisi, katkısı neler? Bence ben biraz geç adapte etmiş gibi hissediyorum kendini doğrusu. Öncelikle öyle bir öncülük falan gibi şeyden ziyade bir tek zamanında girebildiğim şey sanki Twitter oldu. Onun dışında hep şeye kadar, online konsere kadar gecikmiş olduğumu hissettim. Podcast. Yani podcast'i artık yakaladım ucundan diyeyim. Ama genel olarak bu dijitalleşmenin salgına denk gelen kısmı bir parça o hepimiz için bu gecikmeleri ortadan kaldıracak bir hız dengelemesi gibi bir şey oldu bence. Herkes zorunluluktan adapte oldu. Yani Zoom toplantısı diye bir şey bana yani kimse hayatta kolay kolay yaptıramazdı tahminen. Şimdi ise normal toplantıyı gerektiren durumun ne olduğu çok tartışmalı bir hale aldı. Bu adaptasyon sürecindeki haliyle dijitalleşme belki önümüzdeki 5-10 senede olacak olan bir şeyleri bu teknolojik gelişme olarak söylemiyorum. Bunların hayata kültüre katılımı olarak hızlandırmış oldu. 1-2 sene içerisinde de daha da böyle olacağı benzer. Çünkü bunu gerektiren şartların öyle hemen ortadan kaybolmayacağını anlıyoruz. Genel olarak müzik endüstrisi aslında bütün dünyada da hatta Türkiye'de de teknolojik gelişimlerin nispeten hızlı takip edilebileceği bir alan. Yani bir şey olduğunda bize de oluyor mutlaka. Evet. İşte MP3 ile beraber yaşanan şey mesela streaming sonrasında. Önce download, yani önce dosya sıkıştırma, ondan sonra onun bu sefer streaming halindeki paylaşım. Bunlar aslında bir sürü sektöre göre ilk önce bizim karşımıza çıkan şeyler. Sadece eğlence ve işte kültür sanatı kastetmiyorum. Bir sürü teknolojik yeniliğin ya dolaylı olarak ya doğrudan olarak toplumla buluştuğu alan aslında müzik endüstrisi oluyor. Yani ben daha yani 1990'lı yılların ortasında filan mesela şey vardı. Şimdi hani kablosuz iletişim bizim için çok normal bir şey. Ama gitarla amfiyi kablosuz bağlamak o zaman vardı mesela. Hani kablosuz bağlantı da vardı. Yani bir sürü şey bir şekilde bu müzik endüstrisinde erkenden görünür oluyor, kullanılır oluyor. O açıdan şanslıyız da diyeceğim bir yandan. Ama tabii şey teknolojiden ibaret olmayan bir kısımları var bu işin. İşte mesela performans bir sürü insanın toplanıp izlediği bir şey normalde. Şimdi onun yerine geçen bir şey. Teknolojiyle bulunabilecek mi? O bayağı işte sert sorularımızdan bir tanesi. Veya telif hakkı konusu, telif bilinci, bunu hani dijitalleşme bunu ne ölçüde nasıl etkiledi? Bu çok büyük bir tartışma konusu. Sağ olsun işte Spotify'ın CEO'su da 2 ay önce yaptığı bir konuşmayla bu tartışmayı da alevlendirdi. İşte müzisyenler de daha çok üretsin kardeşim falan demeye getirmek gibi şeyleri oldu.
ne diyeyim, manidar, talihsiz falan dedir öyle şeylere. Talihsiz. ama sonuçta evet, yani dijitalleşmenin etkilerinin ne olduğunu söylemek kolay olmasa bile çok fazla etkisinin olduğunu ve hemen etkilediği alanlardan birinde olduğumuzu söylemek mümkün. Aslında bahsettiğiniz, bence hani her alanda eksisi artısı da var, getirdikleri götürdükleri de var muhtemelen, ama oradan bu dijitalleşmeyle pandemiyi bağlayarak şunu sorsam, şimdi aslında pandemiyle birlikte dönüşmek durumunda kalan bir üretim biçimi de biletli online konser oldu sizin açınızdan, deneyim olarak da belki. Ve doğum gününüzde aslında hem bir örnek olması adına hem de gelirinin müzik sektörü emekçilerine verilmesi adına bir online hediyeler adında biletli konser düzenlediniz ve bir süreçte bunu kendi üzerimde yaptığım bir deney olarak adlandırıyorsunuz bu konseri. Bu deney için ne söylersiniz? Size ne gösterdi ilerisi için mesela? Yani çünkü çok da hemen normalleşemeyeceğimizi söylüyorsunuz ya siz de, özellikle konserler evet. açısından da. Bu deney bana öncelikle yani teknik olarak böyle bir şeyin yapılabildiğini, insanların da böyle bir şeye ilgi gösterebildiğini gösterdi. Ama bununla beraber şeyi göstermedi, yani artık bununla yaşayabiliriz ya da işte bu öbür modellerin yerini tutar gibi bir şey göstermedi tabii. Şimdi önümüzde bazı örnekler var. İşte bu tabii ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama Cuma gününde yayınlamayı planlıyoruz. O zaman bu hafta sonu diyeyim. Evet. Bu hafta sonu Koray'la beraber bu sefer Şakalı Akustik var. Bu daha farklı bir şey. Yani hem içeriği birazcık daha fazla düşünülmüş. Daha doğrusu daha fazla hazırlanılmış. Çünkü benim öbür yaptığım gerçekten ilk ve son, belki de ilk defa yaptığım bir şeydi. Ama biz Koray'la Şakalı Akustiği 2014'ten beri yapıyoruz ve bu zaten bence bu formata çok uygun bir gösteri aslında yanıyla. Ama işte bilet fiyatını normalleştirmeye başladığınız ölçüde bu sefer katılım düşecek. Onu biliyoruz zaten. Bir de bu yayınla performans arasında bir yerde kalıyor bu. Yani online konser dediğiniz şey yine aslında performans tarafı tamam. Ama öyle bir şeyi siz normalde yayın olarak izliyorsunuz. Yayına da para ödemek fikri aslında ödüyor olsak bile normalde böyle etkinlikler tuhaf geliyor. Dolayısıyla bu algıların hem biraz oturması hem de sistemlerin de oturması lazım. Belki hani birer konserlere gelmek tamam ama belki bir de sizin hani her pazar böyle bir konser için bir abonelik sisteminiz olacak ve o zaman hani orada Netflix'te, Spotify'la gibi kurduğunuz ilişki gibi bir şey kurmanız gerekecek. Ama bunlar hep biraz daha zaman alacak şeyler. Şeyi söylemek zor. Yani biletli online konser kendi başına bizim yapamadığımız konserlerin yerini alır mı? Hayır. Ama benim o manifesto gibi yazdığım şeyde de, ya da çok konuşuyorum ya ben böyle, arası yazdım mı konuştum mu onu da bilmiyorum da, bence bir yerde mutlaka söylediğim bir şey vardı. Biletli modelle sponsorlu modeli birleştirmek ve bunu da hatta kamu desteğiyle birleştirmek geri geldiğinde. Yani bu üçünün aslında dansını normal hayattan dijital alana taşımak. Bu hafta sonu yapacağımız şey de onu bir örneğini yapıyoruz. Yani iki ayrı markayla birlikte yaptığımız bir işbirliği var. O işbirliklerini biletli bir konsere taşıyarak aslında şimdi sürdürülebilirlik derken de ne demek onu da söyleyeyim. Yani böyle bir şey yaptığında attığın taşı şu kupaya değecek ki yapasın. Yoksa hani işte bir iş olmaktan çıkıyor. Yani bir kere yaparsın, iki kere yaparsın bunu. Hani cebinden de para harcayarak yapabilirsin. Ama bunun aslında bir iş olması, bütün sektöre bir şey kazandırması gerektiği için bu modeller üzerinde çalışma dönemi bu. Yani ben bu sene Koray'la beraber yapacağımız, ki ben bu arada ilk deneyimde de kendime Kobay Candemir demiştim. O yüzden onu da aslında Koray'sız yaptım ama şimdi Koray'la yapmış olduğumuz şeyin ardından da başka şeyler deneyerek ben bu senenin sonuna kadar en azından şunu diyebilmek istiyorum. Şöyle yapınca böyle oluyor, böyle yapınca böyle oluyor. Bunu herhalde böyle yapmak lazımdı. Kendi adıma diyebilmek isterim ama tabii farklı şeyler söz konusu. Yani herkesin kendi açısından bakacağı hikayeler söz konusu. Normal konserlerdeki katılımlar,
işte sizin performansınızın doğası. Yani biz eğer yani 90 kişi olmadan çalamıyorsanız yine zor yani. Ama tek akustik gitarla çok rahat. Ya evet. Da ne bileyim ben sahneden baktığınızda izleyici görmeyince hani kötü hissediyorsanız ki aslında herkes kötü hisseder daha zor. Ama yayına alışıksanız daha kolay gibi bir sürü şey giriyor devreye. Denemeye devam bunu. Ama dediğiniz şey aslında biraz da şunu düşündürtüyor. Şimdi hiç kimsenin, hiçbir sektörün de alışkın olmadığı ya da ilk kez karşılaştığı bir süreç. Bir şeyleri hakikaten dediğiniz gibi denemek gerekiyor. Olup olmayacağını görmek gerekiyor. Dinleyiciler açısından düşündüğünüzde belki şöyle düşünen de vardır. Hani ben İstanbul'da yaşamıyorum ve bütün örneğin konserleri kaçırıyordum. Ama bu şekilde aslında bütün sanatçılar benim ekranıma geliyor ve böylece konserlere de katılabiliyorum. Hani biraz böyle işin pozitif tarafına bakmak gibi belki ama böyle bir yanı da var dinleyenler için. Herkes de genel böyle bir hani ne olacak kaygısı, moral bozukluğu var. Belki hani o açıdan da moral olması açısından da aslında güzel etkinlikler olduğunu düşünüyorum ve pazar akşamında kendi adım en azından merakla bekliyorum öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Yani umarım güzel bir kalabalık olacağız yine. Umarım. Peki oradan şeye geçsem, bu aynı soruyu aslında genelde bütün konuklara da sormaya çalışıyorum. En son Mert Fırat'la da bunu konuşmuştuk. Itır Erhard ve Ali Ercan üçü yayın konuğumuz olmuştu. Şimdi pandemi ve karantina aslında sosyal hayatımızı etkiledi, ekonomik hayatımızı belki daha da etkiledi ekonomik durumumuzu. Şimdi yeni medya araçlarının ve sosyal medyanın işte bu dönemde daha da aktif kullanıldığını zaten söylüyoruz. Aslında biraz zorunluluk olarak da işte filmleri çevrim çiziyoruz, festival filmlerini, oyunları ya da işte konserlere online gidiyoruz. Öte yandan da ekonomik boyutundan baktığınızda da aslında tüm yaş ve meslek grupları diyelim çok farklı derecelerde olsalar da salgının doğurduğu bütün o ekonomik sonuçlardan etkilendiler. Bundan sonrası için işte hani bilmiyoruz ne olacağını ama işte yeni bir dünya düzeni, yeni normal gibi böyle tanımlar da var. Buradan hani üretenler ve dinleyenler olarak siz müzik sektörünün geleceğinin neye evrileceğini öngörüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Bizim örneğin tüketici olarak da müzikle olan ilişkimiz nasıl değişecek sizce? Vallahi çok kapsamlı bir soru. Ben de cevaplarını bilmiyorum aslında. Ama yani şöyle spekülasyona açık bir yer nasıl olsa burası. Evet. Bu müzik dediğimiz zaman bizim bir kayıtlı müzik var bir de canlı müzik var. Aslında bizim bütün hayatımız temel olarak bu ikisi etrafına dönüyor. Kayıtlı müzikle ilgili gelişmeler aslında biraz yüz güldüren cinsten ola geldi. Son 10 yılda diyeyim. Yani müzik endüstrisinin daha önce daha zor açılan kapıları teknolojinin demokratikleşmesiyle artık herkes için ulaşılabilir hale geldi. Ama tabii çok büyük bir ama var orada. Şimdi herkes kendi müziğini çok daha az masrafla üretip toplumla paylaşabilir. Ama bunu herkes yapabildiği için aradan sıyrılmak yine zor. Yine de sizin kendinizi duyurmak için eskisine göre daha fazla yolunuz ve bunu daha az maddi imkan harcayarak yapma şansınız var. Fakat işte CD ile beraber biten o şeyde o fiziksel kopyalanan albüm döneminin bitmesiyle beraber bazı dengeler değişti. Şimdi o değişen dengelerin tekrar kendini bulma dönemini yaşıyordu kayıtlı müzik. Bunu ben pandemiden etkileneceğini ama çok da etkilenmeyeceğini bir yandan düşünüyorum. Fakat işin acayip tarafı şu, çok belli bazı isimler dışında bütün müzik endüstrisinin esas gelir kaynağı canlı müzik. Şimdi orası da tamamen çöktü. Yani oradaki hareketi başka ekonomik alanlarla karşılamamak lazım. Oradaki gibi bir çöküş
bilmiyorum yani başka nerede, hangi sektörde olmuş olabilir emin değilim doğrusu. Daha önce de bir söyleşinizde dinlemiştim. Özellikle İngiltere üzerinde kapanan mekanlardan örnekler vermiştim. Bir daha hiç açılmamak üzere kapanan. Evet, öyle tahminler var. Yani açılmamak üzere kapanacak olanlar, iş değiştirenler, şehir değiştirenler, ülke değiştirenler. Ya tabii bunlar var. Şimdi bu çok zor da bir konu. Burada bir sürü insanın çok zor geçireceği yıllar var. Evet. Ama bunun şöyle bir iyi tarafı varsa oradan bakalım. Ya zaten dert üstü murad üstü bir yer değildi burası. Yani bu canlı müzik kısmında Türkiye özelinde de dünya özelinde de büyük bir takım problemler vardı. Bu problemlerin belki en büyüklerinden bir tanesi çeşitli boyutlarda ortaya çıkan işte paylaşım sorunlarıydı. Çeşitliliğin azlığıydı. Bu kadar teknolojiye ve bu kadar şeye rağmen, yani sizin şu anda işte Vietnam'daki ilk 50'ye ulaşımınız 3 saniye burada. Ama o kadar. Yani aslında Vietnam'daki dinleyiciye ulaşımınız anlamına gelmiyor bu müzik yapan olarak. Veya başka açılardan da çok fazla ıslahata muhtaç bir alandı zaten. Şimdi de yok oldu. Şimdi yeniden kurulması sırasında bence daha eşit dikçi, biraz daha şöyle diyeyim ama ya eşitlikçi derken de herkesin eşit yer bulduğu anlamında demiyorum. Çünkü o da şey değil yani herkesin yer bulabildiği diyelim bir şeyin kurulmasına vesile olur umarım. Çünkü şu anda gerçekten hani rahatlıkla söyleyebiliriz ki dünya canlı müzik sektörü öldü. Yani o öyle bir şey varmış gibi yapacağız bir süre daha. Ama hani geçtiğimiz yaza işte kıyasla bu senenin işte sayıları falan çıkacak. İşte batanlar, edenler bir sürü şey olacak. Devlet desteğinin olduğu ülkelerle olmadığı ülkeler arasında bir fark mutlaka olacak. Ama olduğu ülkelerden bile gelen haberler şey değil. Yani toplum bir süre işte şey yapacak... uğraşmaya çalışacak. Belki bazı toplumlar daha fazla destek atacak sanata ve sanatçıya. Bazıları hiç umursamayacak filan. Bu zamanı işte bizim şey yaparak değerlendirdiğimiz tek hani teselli olabilir yani. Zaten yanlış olan neler vardı. Şimdi onların yerine daha iyi olan bir şeyi nasıl kurabiliriz? Ki Türkiye özelinde şöyle saçma bir durum var. Saçma dediğim şey şöyle yani. Mesela İngiltere sayılarına baktığınız zaman siz burada o orada öyleyse burada daha da kötüdür diyorsunuz. Fakat öyle olmuyor tam olarak. Çünkü buradaki endüstri o kadar küçük ki aslında. Yani o küçüklük dolayısıyla böyle bir tekrar kurulma, tekrar yapılanma, yeniden nefes alma şeyi daha şansı daha büyük buranın. Enteresan bir şekilde. Henüz elin yani öyle bir ulaşabileceğimiz rakam var mı bilmiyorum ama bir an aklıma geldi ve sormak istedim. Hani hep müzik sektörü diyoruz, emekçiler diyoruz, üretenler diyoruz ama kim oldukları, kaç kişi oldukları, buradan kaç kişi etkilendi? Tabii çarpı 2-3 belki ailesiyle. Böyle bir elimizde rakam var mı? Elimizde böyle bir rakam yok ama olması için uğraşılan bir sayı bu. Bir yandan bildiğim kadarıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kültür endüstrileri meclisi tarafından yürütülen bir envanter şey çalışması var, bir kültür atlası. Ve onun içinde de aslında meslek tanımlarıyla beraber hakikaten kaç kişiden bahsediyoruz. Bununla ilgili şöyle bir veri var. Çok fazla bir şey ifade etmese de en azından bir kısmını anlatır. Türkiye'de eser sahipleri meslek birlikleriyle yorumcu meslek birliklerinin toplam üye sayısı şöyle yani aşağı yukarı 20 bin civarında diyelim. Ama bunlar hani söz müzik sahipleri, aranjörler. Yani sahneye çıkan veya amatör, yarı profesyonel müzisyenlerle vesaire. Benim tahminim bizim bahsettiğimiz kitlenin yani böyle 40-50 bin civarında bir şey olması. O tahmini nereden şey yaptığımı da söyleyeyim. İlk defa
Amerika ile ilgili bir sayı gördüm. Aşağı yukarı 270 bin kişi derler. Bu Amerikan müzik sektöründe şey yapan, bir şekilde müzik endüstrisine dahil görünen. Bunu kabaca yani nüfusa oranladığımız zaman işte birazcık da elimizdeki veriler çarpınca hani 50-100 bin arası ama daha çok 50 bine yakın bir şey gibi geliyor bana. Az bir sayı değil ama diğer yandan da hani bir toplumun aslında bakabileceği bir alan. Yani biz burada nasıl bir hayat istiyoruz? Müzikten mesela müzik hayatımızdan çıkardığımız zaman nasıl bir şey olurdu? Onu düşünelim. Yani öyle bir şey olmasın istiyorsak hani buna dair bir şey yapmamız lazım mı belki anlatmamız gerekecek önümüzdeki zamanlarda. Tabii çok fazla öfke, çok fazla sinir bozukluğu, insanların birbirleriyle olan iletişimlerindeki kalitenin düşmesine yol açacak ve o yani durup dururken niye birbiriyle kavga ettiğini anlamadığınız insanlar göreceksiniz tahminen. Bir duygusal insanlar, sanatçılar giderek hani gerçekten aslında maddi hayat şartlarını konu etmek hiç istemeyen fakat etmek zorunda olmanın gerilimi. Ben sırf bu yüzden mesela o büyü, o sihir konusunu ortadan kaldırma yolunda şeyler yapıyorum. Yani bu kültürel etkinliklerinin etrafında şöyle bir hale var ya hani bu bizler o dağlardaki öyle güzel kulübelerimizden inerek İçimizden geldiği için şöyle birkaç şarkı söyleyiverip sonra bedava olan atlarımıza binerek gidip sonsuza dek öyle bir şey yok ki yani. O bizim de hani şeyin içinde olduğumuz, bu toplumsal hayat, ekonomik hayatın içinde olduğumuz gerçeği aslında şey, süperstar sistemi içinde süperstarların insansı varlıklar olduğunu gizlemek için birazcık da saklanmaya çalışan bir şey. Hani ama siz de sonuçta yani Madonna'nın da işte peynir alırken para ödediği bir dünya sonuçta burası yani. Bizim için çok ilginç. Ama hani biz peynir satın alan Madonna imajı hoş değil belki ama diye bir söylemiştim sanırım. Yani bu konuların konuşulması şey açısından tercih edilmiyor. Ne derler? Bizim sahne sanatları falan açısından böyle tercih edilen bir şey değil. Zaten bunu şöyle bir mantığı da var. Biz performans sanatı icra ettiğimiz zaman siz izlerken gerçek hayatı unutun diye bir şey yapıyoruz aslında. Evet, doğru. Yani orada o iki saat boyunca oradan uçun kopun gidin başka evet. Bir şey olsun diye. Ama şimdi o iki saati geçirirken bizim onun arkasında bir şey var yani. Bir ekonomik gerçeklik var ve şimdi ondan bahsetmek tabii şey değil. Hoş değil yani. Ama sahne yok oldu. İşte her taraf yani şey oldu, kül oldu şu anda. Ondan bahsedip ne zaman bahsedeceğiz? Peki bitirirken bir de böyle biraz daha iç açıcı ya da belki fikir verici bir bitiş olması adına karantina süreci devam edeceğe benzer yazınla birlikte daha da öngörüsü herkesin en azından bu yönde. Ne izleyelim, ne okuyalım, ne dinleyelim, ne tavsiye edersiniz? Bir kere okuma konusunda şey yapacağım, bencillik yapacağım. 2,5 senedir yaklaşık başkan yardımcılığını yürüttüğüm meslek birliğimiz MSG bir müzik kütüphanesi projesine girdi Can Yayınları'yla beraber. Ve şimdilik 2 tane kitap çıktı. Bir tanesi Bedava Müzik, MP3'ün hikayesi aslında müzikteki dijitalleşmenin çok akıcı bir kitap. İkincisi de Müzikonomi diye çevrildi. Rakonomics. Çok yeni bir kitap. Hatta 2019 tarihli bir kitap. Obama'nın baş ekonomi danışmanı ve ödüllü bir ekonomist tarafından kaleme alınan bütün dünya ekonomisine müzik ekonomisi üzerinden bakıyor ve oradaki eşitsizlikleri anlamak için buradaki eşitsizlikleri anlatıyor. Bu kitapları öneririm. Yani müzikle veya müzik endüstrisiyle ilgilenen herkese. Ellerimizle seçtik yani. Dünyadaki bu konudaki kitaplar arasında. Dinlemek için ben her zaman Norbert Ötesi'nin güzel kayıtlarını önerebiliyorum. Yenilerini yapmak niyetimiz var. Her an yani aslında biraz prova yapmaya bile başlamıştık pandemiden önce. Ama tabii çok şey olmadı. Zamanlama manidar oldu biraz.
izlemek için yani son yine son 10 yıllarda şeyler biraz diziler filmlerin yerini aldı gibi görünüyor şeyde. Biraz ne diyeyim ben tartışma yaratan veya işte kültüre etki eden mecra, şey olarak tür olarak biraz da tefrika geleneğine daha uygun aslında. Roman da öyle fasikül fasikül ya da böyle şey ya hani dizi bölüm bölüm gelmesi aslında daha bir şey sanki daha uygun gibi. İki saatte hikaye bitmiyor yani işte genelde. O yüzden çok güzel dizilerimiz var önerebileceğimiz. Benim en çok son zamanlarda etkilendiklerimden bir örnek vereyim. 1983 diye Polonya yapımı bir dizi var. Hı hı. Netflix'te onu da söylemiş olayım. Çünkü lisanssız yerlerden izlememe prensip gereği. 1983 Polonya yapımı ve bir böyle distopya diyeyim ama şöyle olmuş. 1983 yılında olan çok tuhaf bir takım olaylar sonucunda tarih bizim bildiğimiz gibi değil başka türlü akmış. Yani mesela Berlin Duvarı yıkılmamış ama şeyde Başkan Bush seçilmemiş de Al Gore seçilmiş falan. İşte bir yandan teknolojik gelişim var. Beyaz şey hani duvar var gibi ama yok da gibi ve bütün bunların başlangıcında da çok tuhaf bir takım şeyler var, olaylar var. Gizemi daha fazla bozmayayım. Tamam, spoiler vermeyin. Ve tabii şeyi yani herhalde izlemiştir bir sürü izleyicimiz ama ben Dark'ı da yine evet. Önermeden duramayacağım. Eğer cesaret edemeyen varsa sıfır bullshit dedikleri ecnebilerin. Yani belki evet biraz karanlık ama takdirle izledik. Teşekkür ediyoruz o zaman öneriler için de, sohbetin geneli için de. Ben çok teşekkür ediyorum size davet ettiğiniz için. Bekliyoruz büyük bir merakla. Tamam. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Hoşçakalın.